Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, şu yapay ama bir banka kartı kabul edelim. Bununla ödeme yapılıyor. Kart olarak para, kimlik, her şeyin yerine geçiyor. Fakat bunu ödeme cihazına okuttuğunuz zaman iki şeyi okuyor. Birincisi bu kart mı? Ona bakıyor. Bunu yarım saniyede tanıyor. Bu karttır diyor. Sonra da bunun bankada karşılığı var mı? Ona bakıyor. Eğer bankada karşılığı varsa bunun, size ödeme şansı tanıyor. Siz 1.000 lira ödeyecekseniz, bunun bankada 900 lira karşılığı varsa, yetersiz kart deyip bunu size iade ediyor. Bu kart örneğini değerli kardeşlerim, bir benzetme için kullandım. Bizim Müslümanlığımız, biz Müslümanız. Elhamdülillah, deyişimiz bu karttır. Kimlik gösteriyoruz. Sakalımız, kimliğimiz, imam hatip mezun olmamız, hafız olmamız vesaire vesaire kartın üzerinde yazan tanıtım bilgileridir. Bu tanıtım bilgileri, evet sen bu kartın sahibisin diye tanınmamız için yeterlidir. Bizim hesabımızda ne kadar para bulunduğu ise tam anlamıyla ahirete iman oranımızdır. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, Allah'a, peygamberine, cennete çağrıldıkları zaman hiçbir tereddüt göstermeden düğüne gider gibi şehadete niye gittiler? Kart bastıkları yerde hesaplarında %100 ahirete iman vardı. Gazze'deki mümin kardeşlerimiz çocuklar arasında bir oyun oynanıyormuş gibi ölüm kusan cihazların önünde dipdik neden duruyorlar? Ahirete imanları en azından dünyanın diğer yerlerindeki müminlerin imanlarından daha yüksek duruyor. Değerli kardeşlerim, bir insan sabah namazına yaz ve kış 365 gün ahirete imanı kadar kalkar. Zekat ahirete iman kadar verilir. Şehitlik, Allah için çalışmak, İslam, cihat, bu kelimeler bir kimlik olarak kolay kullanılır. Ama eyleme dönüştüğünde ahirete iman kadar. Bunu net, kolay anlaşılsın diye örneklendiriyorum. Allah-u Teala'nın insana iman et, sonra da benim için amel yap, salih olsun amelin, ihlası olsun, yoksa dediği gücü, tehdidi ahirettir. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, ahireti, cenneti ve cehennemiyle gözlerinin önünde görüyor gibi olduklarından
Allah'ın ayetleri onlara okunduğunda vecilet kulubuhum. Ürperen kalp sahibi oldular. Neden? Çünkü ahirete imanları saniye içerisinde devreye girdi, pes ettiler. Sahabe onlar Allah'tan beklemiyor. kork. Sahabe falan beklemiyor mu? Allah'tan utan. Sözü kulaklarına girdiği zaman, Ne var? ama sen de şöyle yaptın diye karşı bir cevap vermeye fırsat bulamadılar. Çünkü Allah onların gözünde cennetiyle, cehennemiyle, yani ahiret olarak ötelerde değil, yüreklerinde duruyordu. Şimdi bu benzetme yapıldığında doğal olarak şu cevap gelebilir. Yani biz ahirete iman etmiyor muyuz? Estağfurullah. Ya ahirete iman etmez olur muyuz? Amentü billahi ve melaiketi de ediyoruz. Cennet cehennemle ilgili briefing verebiliriz. Sırat köprüsü hakkında briefing verebiliriz. Binaenaleyh ahiret imanımızda bir problem yok. Diyoruz ki o zaman doğru, kartımız var. Ama bakiye problemi var kartta. Bu bakiye problemi, yani bankadaki hesap problemi. Evet, orada 3-5 lira var. Ama 3-5 liraya simit alabiliyorsun. Koca bir teknolojik cihaz alamıyorsun. Bizim banka hesabımız, yani ahirete imanımızın gücü, rakamsal büyüklüğü, Allah için şehit olmak söz konusu olduğunda devreye girecek bir rakam değilse, sadece dinin, şeriatın edebiyatını yapmaya yönelik yetecek bir enerji ise, bozuk paralar var yani gibi duruyorsa, biz ahirete iman açısından kesinlikle problem yaşıyoruz demektir. Ama direkt olarak ahirete inanmıyorsun sözü kimseye söylenemiyor. Bir değerlendirme yapmamız bakımından kardeşlerim, bir hadisi şerifi belki ders bile defalarca yapmışızdır. Bir değil birden çok hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bazı konuları dikkatli bir şekilde gündeme çekerken ne buyuruyor? Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa şöyle şöyle yapsın veya şöyle şöyle yapmasın. Örnek olarak mesela kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa فَلْيَكُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَسْمُتْ. Ya hayır konuşsun ya da sussun. Neden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa diye cümlesine başlıyor. Çünkü gerilmiş bir nefsi, öfkelenmiş bir insanı lütfen böyle yapmayın diyerek susturmak mümkün değil. Böyle baltanın ağaca girdiği gibi karşı tarafa girmeye hazır olan bir öfke sahibini ancak ahiret susturur. Ahiret onu dizginleştirir. Nitekim Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ı sinirlendirdikleri bir ortamda şöyle bir bakmış. Sonra da demiş ki Allah ondan razı olsun. Şu ahiret günü olmasa sizi Ömer'le karşılaştırırdım demiş. Yani görürdünüz. Demek ki en gergin anlarında gözlerinden böyle sinir ve öfke boşaldığı bir zamanda bile ellerinde bir ahiret gücü var. O anda onları susturuyor. Kadını 40 kere boşayacağı
bir ortamda susuyor. Ahiret var çünkü. Bankadaki hesabında ne kadar rakam yüksekse günlük hayatta kart o kadar güçlü basıyorsun. Kart basıyorsun. Müslüman kimliğin var. Allahu Ekber. Her şey sözlü olarak güzel. Eyleme gelince Allah için şehit olmaktan, infak etmekten, fedakarlıklar yapmaktan, çoluk çocuğu büyütmeye sabretmekten, aileyi şekillendirirken İslamlaşmaktan ve diğer Müslüman olarak kaşa basmamız gereken durumlarda yetersiz bakiye problemiyle karşılaştığımızda arkadaşlar, aklımıza gelmesi gereken budur. Biz %100 ahirete iman hesabımız dolu olsaydı, çocuk eğitiminden siyasi çalışmalarımıza kadar, teheccüd namazından öğle namazına kadar, infak etmekten bir yerde rıbat yapma görevine kadar, sakal bırakmaktan zikirli bir ağız sahibi olmaya varıncaya kadar, ana babamızın hakkının Allah'ın garantisinde bir hak olduğundan, her sözümüzün yarın muhakkak hesabını vereceğiz, dikkatli konuşayım diye ölçülü olmaya varıncaya kadar. Her alanda biz kesinlikle hazır olacaktık, güçlü olacaktık. Hilafet kaldırılsa bile, üzerimizde 40 inkılap yapılmış olsa bile, Kur'an harfleri yok edilmiş olsa bile, yüreğimiz yok edilemeyecekti. Ama gördük ki, ahiret bakiyemiz sorunlu olduğu için, hilafetin kaldırılışına, harf inkılabına, ezanın susturulmasına vesaireye kadar biz kesinlikle bakiyesi olmayan bir kartla yakalanmışız. Dünyanın hiçbir yerinde 25 senede bir toplum dönüştürülemediği halde bizim toplumumuz dönüştürülmüş. Bakiye problemi yaşadığı için bugün dünyanın Suudi Arabistan, Mısır dahil olmak üzere dünyanın herhangi bir yerinde hiçbir şekilde örneği olmayacak kadar büyük bir İmam Hatip Lisesi projesiyle donanmış 81 vilayette yaşadığımız halde problem üstüne problem görüyoruz. Nesil yetiştirme endişemiz beynimizi kaynatacak hale geldi. Neden? İmam hatipler var, camiler var, Taksim'de cami var. Olmayacak zannedilen çok şeyi Allah nasip etti, oldu. Ama bakiye problemimiz var. İmam Hatip ortaokuluna 1000 öğrenci gidiyorsa, çocuk henüz 10 yaşlarında olduğu için, liseye 500 öğrenci bile gitmek istemiyor. Çocuklar artık babalarına karşı söz söyleyecek 15 yaşına geldikleri için. Tekrar bir kere daha sahabiden nakil yapıyoruz. Allah onlardan razı olsun. Ne diyor? Abdullah ibn Cendub radıyallahu anh, bize önce iman öğretildi. İçimiz iman dolunca bize 10 ayet oku, amel et onunla dendi. 10 ayet 10 ayet Kur'an öğrendik. Biz 10 yaşında çocukları elhamdülillah hafız yapıyoruz. Onlara Ayasofya'da tören de yapabiliyoruz. Ayasofya görkemli bir açılış yapıldı. Çocuklarımızın, yüzlerce çocuğumuzun Ayasofya'da tıpkı sultanlar dönemindeki gibi icazet töreninin yapılması, ne görkemli bir tören. Ama bunlar hepsi kart.
bakiye problemi yaşıyoruz. Çocuğumuz üniversite tercihi yapacağı zaman, evlilik alternatifleriyle karşılaştığı zaman, ebeveyn hukukuyla karşılaştığı zaman, fitne, fesatla, internetle karşılaştığı zaman, herhangi bir yerde bakiye problemiyle karşılaşıyor. Çünkü çocuğumuz hafız, çocuğumuz İmam Hatip mezunu ama asla okuma yazma bile bilmeyen Anadolu arslanları gibi değil. Bugünkü dava kültürümüzü, yani en tepeden ortadan aşağıya kadar oluşturanlar çift üniversite mezunu neredeyse. Diplomaları var, sakalları var, tarikatları var. Ama onların babaları, yani bizim babalarımız ilkokul bile okumamış, Kur'an-ı Kerim okuyamamış insanlardan oluşuyordu. İçlerindeki bakiye, hesaplarındaki bakiye, sırat köprüsüne iman, mizana iman, hesenat ve seyyiatın tartılacağına iman, okuma yazma bilmedikleri İstanbul gibi kültürlü bir şehirde yaşadıkları halde okuma yazma bilmemelerine rağmen çocuklarını Müslüman olarak, hatta bir ülkeyi Müslümanlaştırma mücadelesinde önder olacak kadar güçlü oldu. Bir yığın derneğimize, vakfımıza, kimliğimize ve görkemli tabelalarımıza rağmen benzer bir şeyi biz yapamadık. İnternet geldi, çocuklarımızı tam anlamıyla işgal etti. Çocuklarımıza korsanlık yapıyor. Neden? Aileler, büyükler ve çocuklar, hepimiz bakiye problemi yaşıyoruz. Bakiyemiz, yani ahirete imanımız, elhamdülillah kartta yazıyor zaten. Altı belgeye inanır diyor. Bir tanesi de ahirete imandır. Ama Allah'tan kork, bu yaptığın helal değil dediğimiz zaman, bu krediyi ne hakla sen bankadan aldın dediğimiz zaman, filan hoca efendi veriyormuş, hep de filan hocanın dediği gibi olacak değil ya diye, sanki o filan hoca efendi ahirette de azaptan indirim yapma kudretine sahipmiş gibi kendi kendimize batıl teviller uydurabiliyoruz. Değerli kardeşlerim, Kaf suresini başlatırken Allah-u Teala, ki ahirete ait sahnelerin yoğun anlatıldığı surelerden birisidir, kafirlerin küfür içinde olmaları ve Allah'ı yok kabul etmelerinin ana nedeninin öldükten sonraki sisteme iman etmemeleri olduğunu söylüyor. Zelke racun ba'id. Uzak bir ihtimal diyorlar diye kafirlerin mantalitesini Allah-u Teala anlatıyor. Bugün elhamdülillah diyorum bu haline, ahirete inanmıyorum diyen neredeyse yok. Çünkü Hristiyanlar da inanıyor, Yahudiler de zaten inanıyor. Ama Tanrı'ya emanet gönderilmiş bir ahiret olarak Hristiyan inanıyor. Yahudi zaten Allah'ın seçkin kuluyum, ne hesabı ya, orada bana kim hesap sorar, Musa ile beraber cennette otururuz diye düşünüyor. Protestanlaştırılmaya doğru götürülen Müslümanlık anlayışımızda da ilk darbeyi aslında ahiret görüyor. Sakalların tıraş edilmesinden önce ahiretimiz tıraşlanmış görülüyor. Kılı kırk yaracak hesap anlayışından Allah'ın izniyle Anadolu Müslümanları olarak bir önceliğimiz olur mahşer yerinde anlayışına doğru sürükleniyoruz. Ümmetimizin bölünmüşlüğünün temelinde de bu var. Benim inandığım ahirette ben karlıyım zaten diye düşünüyorum. Halbuki iman ettiğimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi kızıyla konuşurken, Ayşe'si hanımıyla konuşurken, vallahi ben Allah'ın peygamberiyim ama bana ne yapılır o gün bilmiyorum, ben kendimi bile garantili bilmiyorum dediği halde, öler ölmez bir insan adını merhum koyuyoruz. Birisini anacağımız zaman mütevaffa filan demiyoruz, rahmetli filan diyoruz.
rahmetli kart yazacak olsa ölüler Ahmet öldü demiyor. Merhum Ahmet diyorlar. Merhum ne demek? Allah'tan rahmet bulmuş demek. Şarapçı ölüyor, cenaze arabasında merhum yazıyor. Faizci, despot, küfürle bir arada durmuş. Yahudi sevmiş. Kudüs diye derdi olmamış. Müminin ölüsünden ürkmemiş. Mümin öldürmeyi basit görmüş insanlar bile. Musalla taşına getirildiğinde Allah'ın yerleri gökleri titreten en büyük tehdidi olan ölüm ve ahiret sahnesine getirildiğinde merhumu nasıl bilirdiniz? Ya madem merhum nasıl bilirdime gerek yok ki. Merhum adı üstünde Allah'ın rahmetine ne demek? Merhumu yani Allah'tan rahmet görmüşü nasıl biliyordum ne demek? Değerli kardeşlerim, ahireti bu kadar rahmetiyle garanti hale getirmiş anlayış, ashab-ı kiramla aynı parkurda yürüyen anlayış değildir. Ya nerede o Ömer ya? Nerede o Ebu Bekir? Allah onlardan razı olsun. İnsanların gözüne baka baka şöyle olayım yeter diyor. Ne demek şöyle olayım? Yani sevabım da olmasın da yeter ki günahım olmasın diyor. Merhum Ebu Bekir yok ortada. Allah'ın umut dünyasına salınmış Ebu Bekir var. Yani bizde yeter ki ölmeye görsün adam. Öldü otomatik rahmetli. Rahmetli, rahmetli. Bu bir tuzak. Ahireti babamızın çiftliği, Türklere de özel muamelenin yapılacağı, özel bakiyelerin uygulanacağını zannettiğimiz bir alan olarak görmeye doğru götürüyor bizi. Halbuki ahiret, peygamberlerin bile git git ona git, Nuh'a git, Nuh'a git, Nuh'a, Musa'ya git, İbrahim'e git, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme git diyeceği bir yer, ürküntüsü, korkusu, tehdidi azalmış bir ahiret, banka kartının boş kalmasıdır kardeşler. Çünkü Allah ve peygamberi ahirete iman ediyorsun. Kur'an-ı Kerim 10 ayetinden birinde cennet ve cehennemden bahsederken ahireti önümüze koyuyor. Kur'an-ı Kerim'in gücü ahirettir. Ahiret zayıfladıkça biz insanları mitinge toplayamayız. 500 kişiyi Ankara'da bir meydana toplaman için binlerce şehit vermiş bir davanın sahibini de şehit vermen lazım. İsmail'i de kurban etmen lazım. Arkasından İbrahim'i kurban etmen lazım. Öyle bombayla mombayla meydana kimseyi toplayamazsın artık. Çünkü ahiret hesabımızda bakiye problemi var. İşte namaza kaldıracak kadar, o da yaz günleri sadece farzını kılacak kadar sabah namazının. Bunlar hepsi bakiye problemleri. Güçlü hesaplar yapıyoruz. Yani İslam, dava, Kudüs, kurtarma, fetihler konuşuyoruz. Bunlar kucağında bir sürü pahalı pahalı hediyelikler almış birisi önüne gidiyor, vezdeye gidiyor. Kart basıyor. Kardeşim bu bakiyeyle bir şey alamazsın sen diyor ya. İki ekmek alacak kadar bakiyen var senin. Büyük konuşup o büyük sözlerimizin arkasında duramayışımızın nedeni ahirete imandaki elimedir. Ahirete inkar demiyorum. Nauzu billah. Ben dahilim. Dinleyen, konuşan hepimiz helak olduk o zaman. İnşallah bifadlillah ve bi lütfillah ahirete iman problemimiz değil bu. Kartımız var. Kartı inkar edemeyiz. Elhamdülillah. Amentü billahi diye başlıyoruz. Kartımız var. Ama bakiye problemimiz var. Kartta bir şey yok. Peki bir soru sorabiliriz. Bu bakiye ne oldu? Nasıl harcadık bunu? O kadar ben mağazaya gitmedim. Nerede harcadık? Aslında bakiyeyi biz harcamadık. Çocukkenki o gür imanımız eridi. Niye eridi? Çünkü dünya mutluluğu, dünya sevgisi ve tuğlu emel, yani dünyaya uzun vadeli bağlantı bize
ahiretten kırpıp dünyadan verdi. Biz tatil yapmanın helal olduğu, hatta sünnet olduğu bir dine iman ettik. Ama tatile şeriatımızla beraber gitmek şartı vardı. Şeriatımızı vakfımızın, derneğimizin tabelasının bulunduğu şehirde bıraktık. Kendimiz başka yerlere tatile gittik. O tatile şeriatımızı götüremedik. Siyasi partimiz oldu. Partimizi şeriatımızla buluşturamadık. Buluşturduk da partimiz devletle buluşunca şeriatımıza biraz dinlenme hakkı tanıdık. Binaenaleyh bizim kapasitemiz hesabımızda mesela 100 bin puan olması gerekirken biz 17 yaşında, işte kendimden örnek vereyim, İmam Hatip talebesiyken o Amerika'yı fethetmeye hazır kafamda belki 100 bin, belki artısı üzerinde bir ahirete iman var. Sonra işte filanca 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 dünyevi fırsatlar geldikçe, ashab-ı kiram'a da o fırsatlar gelmişti. Ahiret hesaplarına hiçbir şekilde dokundurmadılar. Dünya nimetlerini de aldılar. Ona ayrı bir hesap açtılar. Ahiret hesabındaki bakiyeleri olduğu gibi kaldı. Biz yani kasamızdaki ahiret hesabının yerine dünya hesabını doldurduk. Yağcılık, ikiyüzlülük, dedikodu, boş işlerle meşguliyet, malayani ile ilgilenmek, birbirimizin gıybetini yapmak vesaire diye dünya zevkleri, günlük hoşlanacağımız şeyler, tabelalarımız, vakıf tabelalarımız, dernek tabelalarımız, tarikatlarımızın görkemli görüntüleri, camilerde Allah için okuyacağımız Kur'an-ı Kerimler, yapacağımız ibadetler, mitinge gideceksem, yapacağım mitingde ki ihlaslı görüntüm benim, hacca gittiğim zaman ki ihlasım, heyecanım, hepsi benim hiçbir zaman hesabıma dokunmayacak şeylerdi. Ama ben ömrümde bir defa Kabe ile buluştum. Eriyip gitmem lazımken Kabe'nin huzurunda elimde cep telefonuyla hep tavaf ettim. Canlı yayında tavaf ettim. Ben ve Allah ve Kabe heyecanı, ben, Kabe'nin görkemi ve İstanbul'daki akrabalarım, eşim, çocuklarım oldu hep. Ben Yahudi'ye lanet kusmak için, içimdeki nefreti Tel Aviv'e fırtına gibi gidecek şekilde yürümek için gittiğim yerde de cep telefonunu bırakamadım. O ahiretin beni götürmesi gereken, yürütmesi gereken caddelerde cep telefonunun, canlı yayının, bağlantının, hatıra fotoğraflarının, işte hatıra görüntülerin doldurduğunu fark edemedim. Onlar ahiret hesabımdan, ahirete imanımdan aldı, bana dünyalıktan verdi. Bu sefer huşu, tevazu yerine kravatlı Müslüman olmanın puan getireceğini düşündüm. Sakalın öneminden ziyade görüntümün önemi ortaya çıktı. Müslüman naziftir, görüntülüdür. Kravat da takar, ayrı bir mesele. Yani tıraşını da güzel olur. Bu peygamber sünneti zaten. Ama Allah'ın ahiretteki hesabının yerinden kırpacak bir şekilde olmaz. Evliliklerimiz, yuva kuruşlarımız kesinlikle böyle. Yani onlarca nikah kıyıyorum. Onlar kelimesi ya yani çok basit. Prensip olarak gelin hanıma, damat kardeşe ne bekliyorsun bu evlilikten diye soruyorum. Sonra da nasihat ediyorum. Bugüne kadar ilk cümlem Nurattin Hoca'ya hazırlıklı geliniyor, kopya çekmiş. İslam için, Allah için, dine göre bir yuva istiyorum. Başka bir şey istemem diyor. Yavrum bu zaten Müslümanca, söylemen gereken bile lazım değil. Elbette Allah için, buraya nikaha geldiğine göre Hristiyanlık için değilsin. Başka ne istiyorsun derken asla İslam'dan bir kelime bırakmayacak istekler çıkıyor.
Bir daha evlenmeyecek ama benim üzerime diyor. Yemin etsin burada sizin huzurunuzda diyor. Ebe yavrum, 3 dakika önce Allah'ın şeriatına göre dedin. Bu şeriatta bu sözü söylemen senin hiçbir şekilde birinci sözünle uyumlu olmadığını gösteriyor. Ben onun annesine babasına ziyarete giderim ama bizde gelip kalmayacak annesi babası diyor. E kızım, hani Kur'an'a göreydi? وَقَدَا رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُ اِلَّا اِيَّا. Ne oldu? İsra suresi kalktı mı Kur'an'dan? Bu ayeti nereye koyacaksın? Tabii kıvırmalar hazır. Bu örnek olarak veriyorum sadece. Ahiretin kartı bizde duruyor. Ahirete iman var. Ama hesabında bakiye yok. Bakiye olmadığı düğünde belli oluyor. Şu zamanda görkemli düğün yapmasak ne olur ya? 50 bin kardeşimiz, çoğu çocuk, tarihin görmediği bir şekilde Hitler'e rahmet okulacak bir şekilde hunharca öldürülmüş. Güya bizim olan bir ülkede uyuyan, istirahat eden Müslüman liderimiz gelip öldürülüp elini kolunu sallayarak gidiyor. Böyle bir zamanda nikahla evimize gitsek ne olur yani? Düğünden niye ferahat edilmiyoruz? Bu sene tatil yapmayacağız. Gazze'nin acısı gidinceye kadar oteller boş kalsın. Niye diyemiyoruz? Niye diyemeyiz? Bakiye problemimiz var. Allah sözü titretmiyor. Ha, ne zaman titrer? Mevlüt Han şöyle caminin sütunlarını çatlatacak kadar yüksek sesle Allah diye bir bağırırsa o zaman titreriz. Titreten Allah değil ama. Kulakların çınlaması titretiyor. Güçlü ses dinir. Ezan bizi de çağıramıyor. Niye çağıramıyor? Çünkü ezan ahiret bakiyesiyle iş gören bir sistemdir. Burada kardeşlerim bir problem yaşıyoruz. Bu problem imanla ilgilidir. Bu iman ahiret boyutundan bakıldığında ahirette yıpranma var. Melek boyutuyla bakıldığında sağımızda solumuzda melekler var. İman etmeyen mümin olmuyor. Ama o meleklerin gördüğünü bildiğimiz halde faize imza atabiliyoruz. İşçinin hakkından yemekte sakınca görmeyebiliyoruz. Siyasette, idarede, yöneticilikte yalan söyleyebiliyoruz. Kul hakkı yediğimizi melekler görüyor, biliyoruz. Çünkü meleklere iman. Âmentü billahi ve melâketi. Allah'tan sonra melek geliyor imanda. Meleklerin bizimle beraber olduğunu, Allah adına amellerimizi yazdıklarını biliyoruz. Ama meleklerin dosyaları burada açılmıyor. Ahirette açılacak diye biliyoruz. O ahirete de çok yıllar var. Çok diye düşünüyoruz. Halbuki iktarabetis sa'atun. Burnunuzun dibine geldi Allah-u Teala buyuruyor. Ahiret burnunuzun dibine geldi diyor. İnsanlar hala gafletteler. Keşke ahiret deyince akşamı bulmayız bu dünyada diye düşünebilecek sahabi kıvamına gelmiş olsaydık ya da 40 sene önceki o kıvamımız hala devam ediyor olsaydı. Yani biz 1000 senedir böyle kopuk yaşamıyoruz. Biz liberalizmin ve kapitalizmin nimetleriyle buluşunca bir miktar sarsıntı geçirdik. Allah'ın izni ve keremiyle umut ve temennimiz odur ki bizden sonraki nesil bizi gafletle itham edip siz bu kapitalizme çok fena dalmışsınız, Allah sizi affetsin diyecek ve daha şeriat ehli, daha ahirete yakın imanlı bir nesil gelecek. İnşallah biz de Rabbimizin huzuruna gitmeden o şuura tekrar döneriz diye dua ediyorum. Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.